Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk göğsüyle hazırladığım nefis bir lezzetle geldim. Özel sosuyla içi yumuşacık olan bu tarifi, tavuklu tarifleri seven herkesin denemesini öneriyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için uygun geniş bir kaseye bir şişe maden suyunu alalım. İçerisine 2 diş sarımsağı rendeleyerek ya da ezerek ekleyelim. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar tuzu, birer çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi ekleyelim. Ben pul biberi biraz az kullandım, çok acı olmasını istemediğim için. Ve 1 dolu tatlı kaşığı kekiği ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Ardından 1 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyelim. Bir taraftan da çırpmaya devam edelim ki topaklanma yapmasın. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı 200 mililitrelik olan klasik su bardaklarından. Son olarak yarım çay kaşığı kadar kabartma tozunu ekleyelim ve son kez karıştıralım. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamlı bir yapısı var. Bu kıvamda olması gerekiyor hazırladığımız sosun. Ben tarifimi 700 gram tavuk göğsünden hazırladım. Gördüğünüz gibi tavuk göğsünü doğrayacağız. Kuşbaşıdan biraz daha iri şekilde doğruyoruz ve sonrasında çöp şişlere geçiriyoruz. 700 gram tavuktan tam olarak 7 porsiyon çıktı. Bu hazırladığım sos 700 gram tavuk için biraz fazla geldi. Şöyle söyleyeyim, 1 kiloya kadar tavuk göğsünden hazırladığınızda bu sos tam olarak yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Hazırladığımız sosu geniş bir kaba alalım. Yine aynı şekilde geniş bir tabağda bir miktar un alalım. Tavuklarımızı ilk olarak una bulayalım. Ardından sosumuza bulayarak tavaya alacağız. Tavukların her yerine bol bir şekilde gelecek şekilde sosa buluyoruz. Diğer tarafta ocağımızın büyük gözünde tavamız hazır. Tavamıza bol miktarda sıvı yağ alarak kızdırıyoruz. Ocağımız orta ateşte olmalı kızartma süresi boyunca. Ben tavukları aldım, kızartmaya başladım. Dediğim gibi orta ateşte olsun ocağınız. Yüksek ateşte çok fazla etrafa sıçrayacaktır ve dışı hemen kızarıp içi çiğ kalabilir bu durumda. Çok kısa alırsanız da çok fazla yağ çekebilir. Orta ateş bunun için ideal. Ara ara çevirerek tavukları güzelce kızartıyoruz. Birkaç defa çevirerek kızarttıktan sonra tavukları servis tabağına alabiliriz. Sona 4 porsiyon kaldığı için ikişer ikişer kızarttım. Çünkü tavaya gördüğünüz gibi yanları biraz daha daraldığı için tavanın 3 ya da 4 taneyi kızartmak zor oluyor. Birinci postada 3 tane kızarttım. Çevirirken biraz sıkıntı yaşadım. Bunun için elinizde geniş tava varsa onu da yapmanızı öneririm. Hatta kare tavanız varsa onda çok daha rahat olacaktır. Hepsini kızarttıktan sonra sıcakken servis etmenizi öneririm. Ben sizlere şimdi iç dokusunu da göstereceğim. İçi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Bunu da görmenizi istiyorum. İçi yumuşacık, lezzeti de gerçekten şahane oluyor. Tavuklu tarifleri sevenlerin muhakkak denemesi gereken bir tarif. Biz bu lezzete ailecek bayılıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.